Sevgili dostlar, bugün tekrar Sivil Bakış programı ile huzurlarınızdayız. Bugün de her zaman olduğu gibi bu kente çok değerli hizmetleri yapan bir kuruluşun başkanı ile sohbet yapacağız. Biraz mesleki anlamda, biraz da kent gündemi anlamında fırsat buldukça bir değerlendirmeler yapacağız. Bugünkü çok değerli konuğumuz Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Sayın Ali Sarı. Sevgili Başkan, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Biz önce bir Ali Sarı'yı tanıyalım. Ali Sarı kimdir? Evet, öncelikle yayın hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ali Sarı, 1968 İzmit Yuvacık doğumluyum. İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Baba mesleği olan fırıncılık sektörüyle 30 yıldır uğraşıyorum. Son 10 yıldır da odada, 8 yıldır ikinci dönem odada başkanlık yapıyorum. Evet. Baştan söylemiş olayım sevgili dostlar. Soyadlarımız aynıdır. Bir akrabalığımız da vardır zaten. Ama bir akraba torpiliyle buraya gelmemiştir. O da başkanlığı hak ettiği için beraberiz. Evet, evet sevgili başkan. Birazcık odamızı tanıyalım. Fırıncılar Odası ne zaman kuruldu? Kaç tane üyesi vardır? Şöyle söyleyeyim. Fırıncılar Odası 1966 yılında kuruldu. Büyüklerimiz, atalarımız döneminde kuruldu. Kocaeli genelinde, şimdi bunu da buradan da izah etmiş olalım. Bütün 12 ilçeyi kapsayan bir odayız biz. Kocaeli'de tek. Hı hı. Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası. 500'e yakın fırıncı var. Üye demiyorum. Fırıncı hepsi, hı hı, bize bağlı. Şöyle bağlı. 500 fırıncı var. Bizim aldığımız kararlarla işte ekmek fiyatları satılır. Ama üye olarak işte şirket olanlar ticaret odası üyesi oluyor ve ilçelerde en büyük sıkıntımız da bu. İşte atıyorum, Karamürsel ilçesinde Karma Oda var. Karma Oda olduğunda oradaki fırıncılar veya başka meslekte olan arkadaşlar da oradaki Karma Oda'ya üye oluyor, bize üye olmuyorlar. Ve dolayısıyla buradaki sayımız 200'e kadar düşüyor. 300 tane kaybımız var oradan. Şirket ve ilçelerdeki esnaf odalarından dolayı 200 üyemiz dışarıda diyebilirim. Peki bu bir yetki karmaşası mı? Yetki karmaşası. Bununla ilgili bakanlık çalışma yapıyor. Her ilde, mesela şöyle söyleyeyim, bakkallar odası Kocaeli'de 4 tane var. Oda olarak. Oda olarak. 4 tane bakkallar odası var. Gölcük bakkallar odası. Kurulmuş, zamanında kurulmuş. Şimdi en az 500 üye gerekiyor bir odanın kurulabilmesi. Hı hı. Zamanında bu şartı yoktu. Kurulmuş Gölcük bakkallar odası. Bir de İzmit bakkallar odası. Gölcük'teki bakkallar odası İzmit'e gelip üye olamıyor. İzmit'tekine üye olmak zorunda. Hı hı. Ama Kocaeli Fırıncılar Odası biz tekiz. Gölcük'teki de, Karamürsel'deki de veya Kandıra'daki, hı hı, bir fırıncı da eğer şirket değilse bize üye olmak zorunda. 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 Ama eski şeyde böyle değildi. Giderdi, esnaf odasına üye olabiliyordu. Evet. Ve onun sıkıntısını şu anda yaşıyoruz. Peki başkan, yani algılayamadığım şey şu. Odanın açılımı nedir? Yani yasa olarak odanın rolü ne? Çünkü aynı kentte birden fazla mesleki anlamda farklı odaların olması biraz kafa karıştırıyor sanki. Yok, kafa yani karıştırma değil. Çünkü adı Kocaeli olan, vilayetin tamamını kapsayan bir fırıncılar odası ya da mahrukatçılar odası ya da işte servis otobüsleri odası, adı her neyse, ama Kocaeli diye geçiyor bildiğim kadarıyla. Şimdi Kocaeli geçen de var, geçmeyen de var. Dedim ya, mesela bakkallar odası Gebze'de var, Derince'de var, Gölcük'te var, İzmit'te var. Hayır, ama ben statü olarak soruyorum. Yasallığı mı bu şekilde mi doğru yoksa? Doğru olan, şöyle söyleyeyim. Aslında tek oda olmalı. Aha. Doğru olan oda, tek oda, ha, olmalı. Oda tektir. Tek oda olmalı ve güçlü olmalı. Gibi olabilir onun. Güçlü olmalı. Şimdi bizde şöyle bir çalışma var. Kocaeli Fırıncılar Odası olarak tekiz. Evet. İlçelerde kooperatif adı altında şubelerimiz var. Ha, size bağlı, odaya bize bağlı, bağlı. Kooperatif adı altında. Tamam. İzmit merkezde de var bizim kooperatifimiz. Hı-hı. Hı-hı. Diğer ilçelerde de var. O şekilde birlikteliğimizi sağlıyoruz. Tamam, bu doğru. Evet. Ama orada diğer bazı şeylerde, işte bakkallarda, pazarcılarda, hı-hı, bazı sektörlerde 3-4 oda var. Lokantacılarda. Ama bu da ne oluyor? Güç bölümü oluyor. Tek güç her zaman fazla üye, her zaman iyi olmasına rağmen. Hayır, yani denetim bölünmüş mekanizması anlamında da bu daha sağlıklıdır. Yani yapılan denetimleri ve kontrol daha etmek anlamında. Tabii tabii.
fiyat politikasında işte bir araya gelmek, örgütlü yapının güçlü olması anlamında, çünkü dediğiniz gibi hakikaten bölünüyor. Bir de şimdi şey, atıyorum siz burada 10 kuruş zam yapmaya, ona da geleceğiz. Karamürsel ben 5 kuruş yapma şansım da var diyor. Yok, şu an yok. Mesela bizim şeyimizde aldığımız karara uymak zorunda bütün ilçeler. Zorunda ama tabii. O zaman onun kendine bağımsız bir oda olmaktan da çıkıyor o zaman. Şimdi şöyle söyleyeyim, zaten bu fiyatlarda aldığımız tarife bizim en üst Hayır ben fiyat. Fiyatlara takılmıyorum, yani bir karar anlamında soruyorum. Herhangi karar anlamında karar tabii ki veya gelip sana bir dilekçeyle ben üyelikten istifa ediyorum diyebiliyor. O anlamda bağımsız yani. Sanki bu anlamda biraz burada sıkıntınız var başkanım. Burada sıkıntı. Şimdi mesela bizim odaların hiçbir yaptırımımız yok üyemize karşı. Yani üyemiz atıyorum bir kabahat işledi. Odanın vasfı ne sevgili başkan? Odanın vasfı diye neden aslında kanun. Neden dernek değil, kooperatif değil de oda? Resmi, yarı resmiyiz tamam, biz. Tamam, onun için soruyorum. Biz resmi vasfı evrak mı? Veriyoruz. Resmi evet. Evrak veriyoruz. Üyelerimize faaliyet belgesi, kapasite raporu, bunları veriyoruz. Kısmen Sanayi ve Ticaret Odası'nın bir partneri aynen, gibi. Aynen. Sanayi ve Ticaret Odası'nın yaptığı bütün işleri biz de yapıyoruz. Oda olarak bizler de yapıyoruz. Tamam. Resmi odayız biz, resmi. Ve aldığı belgeli gidip her yerde üyemiz işlem yapabiliyor. Resmi işlem yapabiliyor ama kooperatiflerin bu özelliği yok biliyorsunuz. Yok. Yani devlet onlara odanın böyle bir hak vermiyor, vasfı, yetki evet. Vermiyor. Onun için sordum. Odanın vasfı... Ve biz devlet memuru gibi suç işlediğinde de yargılanabiliyoruz yani. Evet, DGM'de yargılanabiliyorsunuz. Doğrudur. Peki sevgili başkanım, bu karmaşık böyle iş, şöyle Allah yardımcınız olsun ama çözülmeli yani. Çözülmeli ama zor. Şartlar işte bununla ilgili bayağı bakanlık çalışma yapıyor. Nasıl bir çalışma? İşte ticaret odası gibi tek kuruluş, tek çatı falan ama o da olmuyor. Neden olmuyor? Şimdi bizim sektörde şey fazla, üye fazlalığımız yok. Üyelerimiz yok. Mesela bizim odalarda 200-300 odalı üyesi olan odalar var ki bizi de öyleyiz yani. Maddi anlamda her odada bir genel sekreter olacak. Bir genel sekreterin maaşı yasal zorunluluk yasal çerçevesinde. Zorunlu, tabii genel sekreter çalıştırma zorunluluğu var. Genel sekreteri çalıştıracaksın. Odanın kirası, bunları yani 250 lira yıllık bir üyenin vermek zorunda olduğu aidat 250 lira. 200 üyeyle ayda yapıyor, senede yapıyor 50 bin lira. 50 bin lirayla personel maaşını vereceksin. Odanın elektriğini, suyunu, bütün giderlerini, kiranı ödeyeceksin. Zor tabii. O anlamda yani, odaların sıkıntıları fazla. Sadece size ait değil ama genel anlamda odaların sıkıntıları tabii, böyle. Tabii. Bu anlamda siz birazcık da kamuyla beraber olduğunuz için kamu size böyle bir binalar tahsis yapmıyor. Yok. Yardım yapmıyor şey yok, vesaire. Öyle bir şey yok ama bizim aslında esnaf odası olarak birliğimiz, çatı kuruluşumuz olarak böyle bir çalışma esnaf odaları birliği. Esnaf odaları birliği. Böyle bir çalışma yapabilir mi? Yapabilir. Ben gittiğim başka illerde bu çalışmaları görüyorum. En basit mesela bir Urfa'da birlik böyle bir bina yapıyor ve bütün odaları orada topluyor. Kira bile almıyor odalardan. Alsa bile çok cüzi kiralar alıyor. Bizim burada da sanki bir binamız var ama. Var. Şöyle söyleyeyim. Yeterli değil ama. Normalde binanın dördüncü katı da bir 10-12 tane oda var ama yeterli değil. Diğer bütün odaları kapsamıyor yani. Biz mesela kirada oturuyoruz. Servisçiler odası kirada oturuyor. Orada. Bakkallar odasının dışarıda kendi odası var tabii. Bu anlamda bir hakikaten geniş bir yapılanmaya olabilir. Onun çalışması yapılmalı yani. Var. Yapılmalı. Evet. Bir dahaki dönemler bunlar yapılmalı. Allah yardımcınız olsun. Bayağı bürokrasi anlamında bayağı bir sıkıntılarınız varmış yani işlev anlamında. Peki başkanım, birazcık da kendimizi özümüzü deneyelim. İzmit'te kaç tane size ait? İzmit, daha doğrusu siz nereye hitap ediyorsunuz İzmit merkez olarak? Fırıncılar olarak? Oda olarak soruyorsunuz değil mi? Tabii tabii. İzmit, şimdi şöyle söyleyeyim. Biz oda olarak Kocaeli'ye hitap ediyoruz. Ama yani şu anda... Hayır. Ayrımımız yok. Kocaeli'ye hitap ediyoruz. Peki İzmit'te kaç tane üyemiz var? İzmit merkezde 90 tane. Fırınımız var. Üyemiz demeyelim. Fırınımız var. Fırınımız var. O da çelişme anladım. Var. Anladım. Çünkü o 90'ın ta 60 tanesi falan bir fırıncılar odasına üye. Diğeri 30 küsür tanesi ticaret odası üyesi. Şirket oldukları için ticaret odasına üye. Ama o statü onlara uyan. Uyar ama bizim fırıncılar odasıyla beraber hareket ediyorlar. O anlamda anladım. Sıkıntımız yok. Sadece bürokratik anlamda orada evet, bulunuyorlar. Birlikteliğimiz fakat... güzel. Evet. Aynı hep beraber hareket ediyoruz. Toplantılarımıza gelirler. Resmi olmasa da gayri resmi gelirler. Aldığımız kararlara uyarlar. O şekilde. Evet. Biz samimiyetimiz zaten bizim en iyi tarafımız Kocaeli'de, İzmit'te.
fırıncılar olarak çoğumuz birbiriyle akrabalığımız var. Şimdi onu söyleyecektim. Ana taraftan, baba taraftan bir yerden bir bağımız var yani. Başkanım, hiç istatistik bilginiz var mı? Kocaeli'de kaç tane fırının kaç tanesi Karadeniz kökenli olmuyor? Olmayan çok az ya. Yani İzmit merkezde bir İspiriler var. Birkaç tanedir o da. Trabzon fırınları var işte. Trabzonlu olan. Aha. O da %5'i ancak tekabül eder. Diğer %90-95'i Rizeli'dir. Yani İzmit'te. Sektörel anlamda Rize tabii, kök. Tabii, Rize. Evet. Peki. Sayın Başkan, üyelerinizle ilgili bir bilgi alalım. Bu üyelerinizle ilgili aylık aidat mı alıyorsunuz siz? Şöyle söyleyeyim, normal resmi devletin bize vermiş olduğu bir tarife var. Üyelerinizden yıllık 269 olması lazım. Bir para verme zorunluluğu var. Parayı yasal vermek zorunlu. Yasal zorunlu. Ama tabii bunlarla bizim üye sayımız az olduğu için bunlarla dönemiyoruz biz. Hı hı. Ben kendi odamdan bahsediyorum. Evet. Kocaeli Fırıncılar Odası olarak odamdan bahsediyorum. Neden? Bizim şimdi diğer odalarda belki çalışan tektir ama bizde iki, zaman zaman üç çalışanımız oluyor. Kiramız, şu bu falan aylık aşağı yukarı 10 bin lira gibi bir giderimiz var. Hı hı. Bu 100-200 üyeden topladığımız para bunlara yetmiyor. Hı hı. Bizim fırıncılarımızdan, İzmit merkezden özellikle, diğer ilçelerden sadece o 269 lira zorunlu evet, şey alıyor. Ama İzmit merkezdeki fırıncı arkadaşlarımızdan makbuz karşılığı 50 lira aylık 100 bağış lira alıyor. Bağış adı altında makbuz karşılığı para topluyoruz. Ki o toplama zorundayız. Toplamasak zaten biz şunu da yapıyoruz. Yönetim olarak, ben başkan olarak hiçbirimiz maaş almıyoruz odadan. Huzur haklarını almıyoruz. Huzur hakkımız yasal anlamda olmasına rağmen almıyoruz. Alamıyoruz. Bizim fırıncı odasının geleneği de olmadı hiçbir dönem. Yani benden önceki başkanların da böyle bir şey olmadı. Sadece biz hizmet anlamında oradayız. Peki başkanım, yani baktığınız zaman dışarıdan fırıncı deyince hakikaten böyle parasıyla çok oynayan, özellikle nakit parayla çok oynayan, zengin, altlarında şöyle şöyle arabaları olan ama bütün bunlara rağmen biraz önce bahsettiğinizde baktığımız zaman zor bir süreçle bu işi, odayı ya da yapıyı ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Buradaki çelişki ne başkan? Şimdi şöyle söyleyeyim, odayı bir kenara koyalım, şimdi fırıncılık olarak bakalım. Biraz sonuçta ben bakalım. De fırıncıyım. Baba evet. Mesleğiniz tabii, onu baba bildiğim mesleğim, için söylüyorum. Evet. Rahmetli abimizi de yad edelim buradan. Allah rahmet etsin bütün amin. Geçmişlerimize. Şöyle söyleyeyim, tabii fırıncılık hep eskiden beri karı fazla olan bir sektör olarak görülmüş. Ama bakıldığında bugün lastik fabrikalarının önündeki çalışanların arabalarına bugün bir bakalım. Hı hı. Bir de bizim hakikaten söylendiği gibi fırıncılar işte Mercedes'lere, BMW'lere biniyor. Söylemlerine bir bakalım. Lastik fabrikasının önündeki o çalışanların bindiği arabalar bugün bizim bindiğimiz arabalardan daha kaliteli. Gözümüz yok. Allah daha çok versin. Ama böyle bir şey, olguyu ben kırılmasını istiyorum. Mercedes dendiğinde bugün bir Mercedes 20 bin 30 bin liraya alınan Mercedesler var. Siz de işin içindesiniz biliyorsunuz. Bu arabalara biniyor fırıncılar. Yani bindiği araba 40-50 bin, o da taksitlerle almış olduğu arabalar. Herkes de olduğu gibi. Fırıncılık sektörü doğru eskiden her sektörde olduğu gibi daha iyi para kazandığımız dönemler vardı. Enflasyonun yüksek olduğu dönemler tüccar para kazanırdı. İşin doğrusu bu. Aldığın undan iki sefer zam geldiğinde ekmeğe, ki ben 6 ayda bir ekmeğe zam yapıldığı dönemleri biliyorum. Evet. Parası olan adama o zamanlar para kazanma durumu daha fazlaydı. Şimdi o durumlar yok. Enflasyon düşük. Artı kapasitelerimiz düşük. Ben eskiden bilirim, sadece günlük 5.000, 10.000 ekmek yapan fırınlar doluydu. Şu anda 2.000, 3.000 ekmeklerle fırıncılar dönüyor. Masraflarımız ağırlaştı. Bu sektörde çoğalmadan da mı biraz? Sektörde çoğalma var. Onları da söyleyeceğim. Bir de eskiden ekmek tüketimi bugünlere göre daha fazlaydı. Aileler daha fazla ekmek tüketirdi. Şimdi nüfusun azalmasına rağmen. Nüfus artmasına rağmen ekmek tüketimi azalıyor. Sebep ne başka? Sebep ulusal basından görüyorsunuz ekmekteki ekmeğin zararları, işte bahsedilen yani Canan Karatay diye bir profesör. Sadece ekmek olarak demiyorum, çıkıyor. Ekmek kesinlikle yemeyin diyor. Bunu insanlar olumsuz etkiliyor. Onun yanında kültür olarak o kadar değiştik yeme kültürümüz.
Ben çocukluğumda bilirim, ailecek bir sofrada otururduk ki siz de öyleydiniz. Bir sofrada 4-5 ekmeği tüketirdik. Sulu yemekle 4-5 ekmek bir öğünde tüketilirdi kalabalık bir aile. Ama şimdi ailecek oturup bir yemek yiyemiyorsun. Çocuklar dışarıda hamburgeri, işte dürümü, çiğ köftesi. Dolayısıyla bunlar bizim sektörün önünde hep bir şey, engel. Dürüm yiyen adam girip ekmek yemiyor. Şimdi ona da diyemezsin ki neden dürüm yedin de ekmek yiyemezsin. Dolayısıyla ekmek tüketimi hakikaten bu son zamanlardaki alternatiflerin artması. Lavaş denen bir sektör. Lavaş şimdi bugün Doğu illerdeydi. Bugün Kocaeli'de artık bir sektör haline geldi. Çünkü o kültür buraya taşındığı için. Yani bugün bir restoranta gidiyorsun ki burada da yaşıyorsunuzdur. Dört kişi bir sofraya oturduğunda bir ekmek bile tüketmiyor. Evet. Çok onda Herkes haklısınız. bir dilim, yok rejimdeyim. İlk söylenen kelime ekmek yeme, ekmek tüketme. Yani bunlar sektörümüzü bayağı zorladı. Evet. Bu anlamda da sıkıntılarımız, işte fırın enflasyonu da var. %30 kapasiteyle çalıştığında da demin bahsettiğimiz o karlar ister istemez aşağılara düşmüş durumda. Sevgili Başkan, devam edeceğiz ama bir reklam arası Tabii. vermek zorundayız. Evet sevgili dostlar, bir reklam arası, daha sonra tekrar kaldığımız yerden devam. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpen Sineklik BVC Plastik Doğramadan sağlanır. Plise Perde, Plise Sineklik, Panjur, Katlanır Cam, Alüminyum Korkuluk ve Alüminyum Doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Dünyamızı seviyoruz. Ama dünyamızı koruyabiliyor muyuz? Yaşamın doğal bir dengesi vardır. Bu dengeyi buluyoruz. Sonra onu yok ediyoruz. Zaman hızla akıp gidiyor. Eğer bu sorumluluğu taşıyabilirsek, gelecek nesillere dengesini yitirmemiş bir dünya bırakabiliriz. Dünyamızı korumak için gelin sorumluluklarımıza sahip çıkalım. Geleceğimiz için, temiz bir dünya için üreticiler ve tüketiciler birlik olalım. Sizce sorumluluk alma zamanı gelmedi mi? Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu. Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur. Gülsüm zor şartlarda da çalışsa bulduğu işe sevinmişti.
çocuklarının okuması hayaliyle yıllarca mevsimlik işçi olarak çalıştı. Ama sosyal güvencesini düşünmedi. Keşke demek için artık çok geç. Sigortasız çalışma, yarınından çaldırma. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Evet sevgili dostlar, tekrar reklamlardan sonra beraberiz. Sevgili başkanımız bayağı dertli tabii, sektörel bir dert var. Onu kaldığımız yerden devam edelim konuşmamıza. Sayın Başkan, kaldığımız yerden devam edersek eğer, bütün bu sıkıntılarla ilgili, bu sadece bu kentin sıkıntısı değil, ülke sıkıntısı gibi sektörel evet. anlamda. Tabii ki aynı sıkıntı Trabzon'da, Rize'de, İstanbul'da, Bursa'da da vardır. Türkiye'nin her yerinde vardır. Genel anlamda fırıncılar odası başkanı nasıl oluyor? Bir federasyonlar başkanı mı oluyor sizin? Federasyon başkanı var tabii. Bu konularla ilgili nasıl temsil edebiliyor mu? Yeterliliği var mı? Ya da bunlar oraya yansıtılıyor mu? Yansıtılıyor tabii. Şimdi dün federasyon başkanıyla beraberdik. Buradayız. Zaten bizim federasyon başkanı Sakarya Fırıncılar Odası Başkanı. Ha, çok güzel. Bir dostum. Yeterli derken gerçekten başkanımızın o konuda hakkını yememek lazım. Hı hı. Çalışmalar haftanın Sakarya'da oturmasına rağmen haftanın 3-4 günü Ankara'da. Hı hı. Tarım Bakanlığı'nda, Gümrük Bakanlığı'nda hakikaten çok yoğun bir çalışmalar var. Ama siz de takdir edersiniz ki devlet kadro, devlet yerlerde bu işleri çözmek o kadar kolay olmuyor. Kanunların çıkması, hı hı. yasalaşması hakikaten çok uzun bir süreç. Mesela en son geçen hafta bir tebliğ yayınlandı. Daha önce ruhsatsız olmayan iş yerlerine kayıt belgesi veriliyor idi tarım müdürlüklerimiz. Şimdi o yönetmelik değişti. Ruhsat olmayan yerlere kayıt belgesi verilmeyecek. Çok olumlu bir gelişmeydi bizim adımıza. Hı. Şimdi bir insan, bir vatandaşın biri gidiyor bir yer fırın yapıyor. Ruhsat alma şartları var. Ruhsat alamıyor ama gidiyor şeyden Tarım Bakanlığı'ndan kayıt belgesi alabiliyor. Yanlış bir uygulamaydı. Geçen hafta bu uygulama kaldırıldı. Bundan sonraki süreçte yine çalışmalar var. Bu ekmek gramajlarıyla ilgili mesela bizim ekmekteki yönetmelik, son yönetmelik 250 gram ve 50 gram katları halinde ekmek üretebilme şeyimiz vardı, olasılığımız. Ama eğer yeni yönetmelik çıkarsa bu 200 gramdan başlayacak ve istediğimiz gramda olacak ki bizim için de bir artı avantaj olacak. Şöyle, biliyorsunuz biz bir mahkeme kararıyla ekmek fiyatını geri çektik. Evet. Bilmiyorum belki değineceksiniz ama ben biraz erken mi girdim o konuda? Bu yasa daha önce onaylanmış olsaydı biz o süreci hiç mahkemeye taşımadan o süreci aşacaktık. Nasıl? 250 gramlık ekmeği 275 gram yapacaktık. Biz bunu valimize sunduk o dönem. Hı hı. Ama yasalar öngörmediği için yapamadık onu. İnşallah bu yönetmelik çıkarsa bu ay içinde çıkma ihtimali de fazla. Bundan sonraki süreçte yani 50 gramlık da 260 gram, 270 gram yani hesaplara göre alternatif evet yani fiyatlara göre alternatif. Vatandaşı da memnun edecek, fırıncıyı da memnun edecek bir orta yol bulunabilecek. Umarım hayırlı olacaktır muhakkak. Tabii İnşallah. Ki yani ben az tüketiyorsam ona göre bir ekmek alacağım. Ona göre alacağım. Fiyat olarak da şimdi fiyat. Mesela biz en son yılbaşında %25 zam yaptık. Onu %25 değil de belki %15 de geçiştirip tekrar bir ertesi sene %15 de alınabilir. Ama bizde öyle bir durum 50 gram olduğunda biz mesela 26 ay üzerine bir zam aldık. Bir 26 ay daha bekliyorsun. O aralık farklı olduğu için %25 haklı olarak vatandaşa bir anda yüksek geliyor zam oranı. Bu şekilde gramlar işin içine girdiğinde
Belki biz her yıl enflasyon oranında bir ekmeğe zam uygulayıp vatandaşı da fazla mağdur etmeden, fırıncı da mağdur olmadan bir orta yol bulunup gider diye şeyimiz, temennimiz o yönde. İşte bunların hep çalışması da bizim üst birliğimiz olan federasyonun katkılarıyla oluyor. İşte onu diyeceğim. Yani federasyon yani, olmazsa evet, bu katkı çalışmaları yapılamaz. Yani bir netice varma şansı da olmuyor mümkün tabii. Mümkün değil. Çünkü Ankara'da hakikaten bir ayağın olmak zorunda. Hı-hı. Çünkü dünyada her şey her gün değişebiliyor. Türkiye'de dünya ayak uydurmak zorunda. Fırıncılık sektörü de bir taraftan Türkiye'ye ayak uydurmak zorunda. Başkanım, günde kaç tane ekmek üretiyoruz Kocaeli'de? İşte en büyük sıkıntımız o. 1 milyon 700 bin nüfus var Kocaeli genelinde. 1 milyon 820 bin diye duydum en son. Yani 7 doğru. En son sayımlarda 1 milyon 700 bin. Yani bizim en son yaptığımız çalışmada fırınları tek tek bütün ilçelerde bir çalışma yaptım. Bu bir yıl önceydi. 1 milyon ekmek üretiyoruz Kocaeli günlük fırından. Günlük. 1 milyon ekmek. 1 milyon ekmek. Yani her vatandaş bir ekmek ise 1 milyon 800 bin ekmek yapar. Biz bunu 1 milyonunu üretebiliyoruz. Bir ekmek bile yenmiyor. Üç yani öğünde. Üç çeyrek gibi yiyiliyor gibi düşünmek lazım. Bir günde 24 saatte. Evet. Tabii bu demek değildir. Yani vatandaş bir ekmek yemiyor anlamında değil de dışarıdan gelen ekmekler var. Özellikle Gebze bölgesinde İstanbul'dan gelen çok ekmek var. Organize sanayilere, yemek fabrikalarına. Bu yasal mı? Aslında yasal değil. Ambalajlı gelmek zorunda. Şimdi oraya gelecektim. Yani siz artık bu tür bir... Bununla ilgili çalışmaları yaptık ama olmuyor, beceremiyorsun. Yani bir yerde tıkanıyor, sistem tıkanıyor, olmuyor. Bir şey daha aklıma geldi söyleyeyim. Bu Sağlık Bakanlığı'nın verdiği statüdeki ekmek üretimleri, yani ambalajlı ekmek üretimleri olayla ilgili oda olarak çalışma yaptınız mı başkanım? Biz ambalajlı yapmak tabii, için mi? Evet. Yok, yapmadık. Ambalajlı bizim Türk vatandaşı, Türk milleti de çok benimsediği bir ekmek değil. Bizim öncelikle daha önce tutacağız ekmeği sıcak. Tabii daha önce bundan 20 yıl önce rahmetli oldu bakanımız vardı. Ne bakanı? Tarım Bakanı Taşer, Mustafa Taşer, Anavatan Partisi. Evet, biliyorum. Onun döneminde ekmeği biz poşete koyduk. Marketlere satışını yaptık ama vatandaş açık ekmekten yana tercih kullanıyor. Ambalajlı ekmek. Şu anda öyle bir o yasallık yok, kalktı. Şu an öyle bir çalışma da yok. Ambalajlı ekmeğe şimdi mesela biz fırınlarımızda çeşit ekmekleri ambalaj diyoruz. Özellikle marketlere giden ekmekleri dilimleyip mecbur ambalaja koymak zorunda. Görsel olarak görünüyor ama. Evet, onları yapıyor ama normal o baston dediğimiz ekmeği vatandaşın çoğu sıcak ve çıtır vaziyette alacak. Onu o şekilde tüketecek. Böyle bir kültürümüz var ama yani. Ben de öyle seviyorum tabii, açıkça itiraf edeyim yani. Var o. Onun için şu anda öyle bir çalışma zaten düşünmüyoruz ama yarınlar ne olacak tabii onu da bilemiyoruz. Peki başkanım, bir soru daha. Günlük israf edilen ekmek sayımızla ilgili bir istatistik araştırma şimdi yaptınız mı? Biz Kocaeli olarak bunda bayağı öndeyiz. İsrafı bayağı önledik. Ama Türkiye genelinde işte bakanlıklarda hep bununla ilgili daha önce bir çalışmalar yapıldı. Günlük 5 milyon adet ekmek israf edildiği söyleniyor Türkiye genelinde. Kocaeli'de biz bunun çok önüne geçtik. Sebebini de şöyle söyleyeyim. Biz akşamdan kalan ekmeklerimiz İşte bayilerden veya fırınlarda atıyorum. Her fırında en kötü 150 ekmek kalır. Nasıl kalır? Vitrinde 50 tane ekmek vitrinde vardır. Ertesi gün bayilerimizden 50 tane 100 tane geri gelir ki çok kötü bir şey. Eskiden böyle bir şey yoktu ama son yıllarda bayi alıyor 50 tane 100 tane ekmek, 10 tanesini iade ediyor. Alıyoruz o ekmekleri. Dolayısıyla tamamen israf edilmek üzere o ekmekler geri geliyor. Biz bunları hem dar gelirlere bir artımız olsun, bir kazançları olsun diye yarı fiyatına satıyoruz tezgahlarımızda. Bir gün sonra sabah. Bir gün sonra 1.25 iken 60 kuruş, şimdi 50 kuruşa. Biz o ekmekleri hem o dar gelirlere bir artı kazanç şeyi olsun, bir de o zaman sadece onlar için de gelen vardır. İsrafın önüne geçmek. O ekmekler çünkü 1 liraya dese haklı olarak kimse almaz tabii, onu. Tabii. Ama yarı fiyatına biz oradan 10 parasını kurtaralım derdindeyiz. Ve israfa gitmesin diye ki akşamdan kalan ekmek öyle bir bayat ekmek olmuyor ki birçoğumuz evine akşamdan ekmeğini götürüyor. Sabah o ekmekte kahvaltı yapıyoruz. Sabah sıcak ekmeğin çıkmamış. Zararı var değil mi başkanım? Bir sürü de zararı var. O bir tarafı o anlamda bir de, yani dinlenmiş yani ben ekmek. Her akşam evime giderken eşimi ararım, kaç ekmek istiyorsa götürürüm.
Ertesi gün akşama kadar o ekmeği yeriz. Evet. Şimdi biz o ekmekten bahsediyor. Bayat dediğimiz ekmek o ekmek. Anladım. Yani 3 gün sonraki ekmek değil. Anladım. Bu ekmekte o günü aslında, ekmek. Aslında en sağlıklı ekmek de o ekmek. Evet, bir yarı fiyatlı olduğu için biz o israfın önüne o şekilde geçtik. Kocaeli'de alternatif çok bir kullanım alanı var mı başkanım bu ekmeklere? Ya galeta unu şu bu falan deniyor. Yapılanlar da var ama çok da tüketilen bir şey değil. Galeta unu bütün marketlerde var. Alternatif başka hiçbir şey yok. Çok affedin. Bir de hayvancılara veriyoruz biz bu ekmeğimizi. Yani... Her fırın aşağı yukarı bir iki tane böyle bayatçısı vardır. Köylerden gelir. Benim iki tane bayatçım vardır. Ekmeğim bazen oluyor, artıyor. Bazen ararız, gelir. Onlara da daha indirimli. Un fiyatına veririz. O da işte köpeğe olanlar köpeğine, hayvan olanlar hayvanlarına veriyor. Ya, en azından çöpe gitmesini engelleyelim. Çöpe atmamak için en büyük şeyimiz o. Sıkıntımız. Çöpe atmıyoruz ama sonuçta hayvana giden de bir israftır. Fırıncı adına da israftır. Türkiye adına bir buğday kaybı. O da israftır. Evet. Bir de bu işin tabii İslami anlamda bize uygun olmayan da... bir yapısı var böyle müsrifçiliğin. Evet. Peki sevgili başkanım birçok konuyu konuştuk ama özellikle buradan benim değinmediğim sizin mesleki anlamda sıkıntılarınız var mıdır? Yani buradan bizi yönetenlere hitap edebileceğimiz, bilgilendireceğimiz şu kamera karşısında onu yetkililere iletelim. Şöyle söyleyeyim, biz sektör olarak diğer oda olarak söyleyeyim. Diğer odalardan bir adım daha önde görüyorum kendimizi. Kocaeli'de dedim ya 500'e yakın fırın var. Bu fırınlardan ruhsatsız olan İzmit merkezde 1-2 tane var. Onlarla ilgili de İzmit Belediyesi bu konuda daha duyarlı. Buradan belediye başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim Nevzat Bey'e. Çok duyarlı. Ruhsatsız fırınlara, işletmelere müsaade etmiyor. Öncelikle onu İzmit'te 1-2 tane var. Onlarla ilgili de yasal işlemler yapılıyor. Gebze bölgesinde çok vardı bundan 3-5 yıl öncesine kadar. Orada da güzel bir çalışma yaptık. Orada da kalmadı denecek kadar az. Yani Kocaeli'de taradığımızda %5 bile yok ruhsatsız fırın. Bu da yöneticilerin ve fırıncılar odasının nereden nereye geldiğinin bir göstergesi. Bir başarı çizgisidir. Başarı tabii. Bize göre başarı. Çünkü orada bir haksız kazanç var. Yani, tabii ki yani yasal olmuyor. Ruhsatsız olduğu zaman hiçbir şey olmuyor insan. Ruhsatlı adam öbür tarafta vergisini verecek, sigortasını ödeyecek. Çünkü eskisi gibi değil, artık aldığın unu da faturalı alıyorsun. Evet. Faturasız unu da alamıyorsun. Sistem değişti. O yönde şanslıyız ama bugün bakıyorsun bir sürü hala ruhsatsız lokanta var, pastane var merdiven altı. Bunlar olmamalı. Biz o konuda biraz daha şanslıyız. Peki sevgili başkan, üyelerimize buradan bildireceğiniz, vereceğiniz bir mesaj var mı sektörel anlamda? Vallahi üyelerimizin şu anda bizden beklentisi bu mahkeme kararıyla ekmek fiyatını 1 liraya düşürdük. Bununla ilgili her gün 3-5-10 fırıncı arar. Ne yapıyoruz başkanım, bittik. Son zamanlarda işte bu doların artışıyla beraber un fiyatlarında bayağı bir yükselme oldu. Ama biz de en kötü yılbaşına kadar mahkeme kararına uygulayacağız dedik. Bununla ilgili görüşmelerimizi yapıyoruz. Yılbaşından sonra herhalde bir çalışma olacak bu fiyatlarla hak ediş ilgili. Hak gibi mi? Hak ediş gibi. Çünkü bizim hakikaten hak edişimiz zaten alındı. Bunu tekrar geri almak için bir çalışma yapıyoruz. Bunu da üyelerimizi buradan duyurmuş olurdu. Peki. Sizin aracılığınızla. Sevgili başkan, zaman çok çabuk geçti. Sizinle bir programla tamamladık. Ben büyük keyif aldım. Buradan son söz olarak söylemek istediğim bir şey varsa onu da alayım. Son söz olarak bütün meslektaşlarımıza hayırlı kazançlar dileyelim, hayırlı işler dileyelim. Ülkemize, ilimize, meslektaşlarımıza iyi günler dileyelim. Peki. Evet sevgili dostlar, bugün de tekrar bir programımızın sonuna geldik. Bugünkü değerli konuğumuz Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Sayın Ali Sarı'ydı. Kendisine programımıza katıldıklarından dolayı odası adına ve şahsı adına teşekkür ediyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.